Şampiyonel Ligi'nde 19-20 sezonunda yarı finalde 3 Alman hoca vardı. Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hans Flick. 20-21 sezonunda ise 4 Alman hoca çeyrek finalde yer almıştı. Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hans Flick, Edin Terzic. Son 8'de de aynı milletten 4 hoca olması Şampiyonel Ligi'nin bir rekoru. Peki Almanya teknik adamlar bazında bu dominasyonu nasıl kurdu? Her şey 2000'de gerçekleşti. Euro 2000'de Almanya dibe vurmuştu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarda 3 maç tek bir galibiyet bile alamadan Bu sonuç Almanya'da deprem etkisi yarattı. Futbolun paydaşları, yöneticiler ve federasyon bir araya geldi. Bundesliga 1 ve 2'de oynayan bütün takımlara alt tip akademisi kurma zorunluluğu getirildi. Akademisi olmayan takımlar ligde oynama lisansını elde edemediler. Bu sadece etel değildi, devamı da vardı. Teknik direktörler konusunda adım atmak gerekti sadece altyapı yeterli değildi çünkü en iyi yeteneklerin yeteneklerini en iyi hocalar ortaya çıkartabilirdi ve geliştirebilirlerdi. Bu yüzden de mantık basitti. En iyi oyuncular sahip olmak için en iyi hocalara ihtiyacımız var ve bunun yolu da üretmekten geçiyor. Federasyonun başlattığı bu proje sonrasında Almanya'da antrenörler Bundesliga, Bundesliga 2 ve Bundesliga 3'e çalışmak için futbollehr'e futbol öğretmeni lisansı almak zorundaydılar. Lisans alabileceğiniz tek yerde Köln'deki Hannes verir Akademisi'ydi. Akademi adını Köln ve Borussia Mönchengladbach'ın efsane hocası Wes alıyor. Ve 1947 yılında kuruluyorlar. Her geçen yıl seviye giderek yükseldi ve 2000 sonrasında dünyadaki en saygın akademi düzeylerinden birisine yükseldi. Sınavı geçmek çok çok zor. Yetenek sınavında 20 farklı kategoride test yapılıyor ve en fazla 2 kategoride düşük puan alma izniniz var. Neredeyse her alanda ortalama üstü puan almak zorundasınız. Bütün bunlar bir günde yapılıyor. En yorgun haliniz olan gün sonunda 3000 metreyi 12 dakikada koşmanız isteniyor. Bunları başarmanız da yetmiyor. Başaran en iyi 25 içerisinde olmak zorundasınız. Tüm bunları başardıktan sonra ve kursa kabul edildikten sonra eğitim tam 11 ay sürüyor. Modern futbola dair tüm detaylar işleniyor. Güncellik için birkaç yılda bir müfredat güncelleniyor. Verimi artırmak için geçen yıl bir düzenleme yapıldı. Köln'deki eğitime en az 8 kez katılmışsa ve bir kulüpte çalışıyorsa Köln'deki diğer eğitimleri online olarak devam edebiliyorlar. Yani daha fazla gelişim için Köln'deki akademiye daha az katılıp kulüpte çalışma imkanınız da var. Bu da sizin gelişiminizi hızlandırıyor. Federasyonun dijital kampüsü sayesinde tüm ders notları da istedikleri zaman online olarak ulaşabiliyorlar. UEFA Pro lisans sahibi olmak için en az 240 saatlik kurs bitirmeyi şart koşuyor. Hennes ve Esweiler'de ise lisans almak için adaylar 800 saatlik eğitimden geçiyorlar. Bu noktada baştaki mantık devreye giriyor. İhtiyaç en iyi hocalarsa adaylar en iyi eğitimlerden geçmelidir. Aradaki saat farkının sonuçlarını da son yıllardaki Alman teknik adamların performans sebebi görüyoruz. Bir tarafta 240 saatlik UEFA Pro lisans eğitimi var. Diğer tarafta Köln'de 800 saatlik bir eğitim var Alman hocaları bekleyen. Hans Flick, Klinsmann, Matthias Zamer, Joachim Löw, Domenico Tedesco, Nagelsmann, Edin Terzic, Klöp, Tuhel, Marco Rossi ve çok daha fazlası bu akademiden mezun oldular. Köln'deki Hannes Weisweiler Akademisi, Alman hocaların başarısının tesadüf olmadığının bir kanıtı adeta. Gelecek yıllarda Tuhel gibi, Nagelsmann gibi futboldan damga vuracak genç Alman hocalar Görmeye devam edeceğimiz artık hiç şüphesiz ortada. Şahsen sen kimi görmeyi bekliyorsun derseniz de Hessemarch, Danirold, Ras, Kornetka, Robert Klaus, Wolf Love gibi isimler ben görmeyi bekliyorum. Bu ekibin tamam beni heyecanlandırıyor ve çok değerli isimler yanında çalışıyorlar şu anda. Gelecek yıllarda bu değerli isimlerden bazılarını görme ihtimalimiz yüksek ki bu ekibin aslında bir yaş kademi, yukarısındaki isim Hessemarch'tı. Hessemarch da gelişimini sürdürüyor. En son Salzburg'da çalışmıştı ve Salzburg'dan sonra kademe atlayarak bu sezon yeni transferini gerçekleştirdi. Red Bull Leipzig'in yeni hocası oldu, Hesemar. Yani şimdi Almanlar için gururlanma vakti. Bakalım hocaların bu performansı altyapı eğitimlerinde ve yeni Alman yeteneklerini geliştirmekte ne zaman tam olarak vitrine çıkacaklar, ne zaman tam olarak yettiği göreceğiz. Bunu bekliyoruz. 2014'te kazandıkları New York Pass sonrasında, Yeni Dünya Kupası ne zaman gelecek? Bunda merakla bekliyoruz.